Efsane müzik grubu MFÖ Harbi Açık Hava Tiyatrosu'na görülmemiş bir şova imza attı. Masar Fuat Özkan sahneye ilk kez 6 kişi çıktı. Bakın usta müzisyenlerin sahne arkadaşları kimlerdi? MFÖ'den hayranlarına büyük sürpriz. Efsane grup bal mumu heykelleriyle sahneye çıktı. Masar Fuat Özkan'ın Harbiye konserindeyiz. MFÖ konserinde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Her derde deva, istediğimizde ağlıyoruz, istediğimizde göbek atıyoruz. Bodrum Bodrum şarkısını çok severdim. O yüzden Bodrumlu bir eşim oldu. Beline kadar inen uzun saçlarına makas vurup küt saçlı imajıyla ilk kez kalabalığa karışan ünlü şarkıcı Sertab Erener de eşi Emre Kulay'la birlikte Masar Fuat Özkan'ı dinlemeye gelmişti. Olağanüstüler, ne diyeyim? Ben onların büyük fanıyım. Ünlü oyuncu Hande Soral da sevgilisi İsmail Demirci ile birlikte en ön sıradaki yerini almıştı. Vallahi çok heyecanlıyız, çok seviyoruz. Zaten Harbiye konserlerine gelmeye çalışıyoruz. MFÖ'nün de yeri ayrı. Bu kadar büyük hayranlığa favori bir şarkı vardır herhalde. Vallahi Ele Güne Karşı ile çıkacaklarını düşünüyorum. Favori parçamız yok. Hepsini çok seviyoruz. Biz Hande Soral'la sohbet ederken yükselen alkışları duydunuz siz de. Artık sahne zamanı. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın, yanlış ya da çift görmüyorsunuz. Sahnede gerçekten de hem Masar Alanson'dan, hem Fuat Güner'den, hem de Özkan Uğur'dan ikişer tane var. Kostümler tam 31 yıl öncesinden, ikizlerse bal mumu heykelden. Kostümleri 85'te giydik, 95. ...1985 yılında Diday Diday Day şarkısıyla Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmişti MFÖ. Eşimden, dostumdan kaçar oldum. Sevdalandım ben sana, aşık oldum. Oh. Beyaz fötr şapkaları, beyaz takım elbiseleri ve yakalarındaki kırmızı karanfillerle hafızalara kazınan MFÖ'nün sonunda heykeli de dikildi. Dünyaca ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds, Masar, Fuat, Özkan üçlüsünün de bal mumundan heykellerini yaptı. MFÖ de sahneye o heykelleri yanına alarak çıktı. Bu yıl 45. sanat yılını kutlayan MFÖ, 45 yıla sığdırdıkları tüm efsane şarkılarını seslendirdi. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.